Ay neler ya. Allah'ım laflara koş. Ne güzel konuşmuş. Ya ne dedi dedin sen? Defne benim içim mi dedi? Evet. Abi nereden buluyorlar bu lafları ya? Ben internette aratıyorum, hiç çıkmıyor böyle şeyler. Çin'den gelecek oğlum, öyle aramakla olmaz. Vay be. Aşkınız bunu da yendi ha. Ha vallahi süper ha. Ya efsanesiniz ha, hiçbir şey demiyorum, mükemmel. Vallahi iyi yaptın be falan. Bravo kız. Yalnız ipin ucundan döndün, farkındasın değil mi? Ne döndü be? Nereden döndü? Farklı aldım maçı. Aynen ya, ne ilgisi var? Hiç öyle adam antik kurtin yapmadı, böyle net net konuştu. Defne'yi seviyorum dedi ya. Ya tamam, bana ne kızıyorsunuz ya? Allah Allah. Asıl Fikret şimdi çok üzülüyordur değil mi ya? Öyle. Aşk acısı beterdir oğlum. İyi de kızdı ya. Sevenleri ayırmaya çalışana kadar. Bu arada benim ona borcumu ödemem lazım ya. Defne ya, borç dedin de. Bu ev meselesi de öyle kapıda duruyor. Ne yapacağız? Sus sus, şimdi hiç onu sorma. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız, bilmiyorum ben. Ne yapacağız? Oha. Ne? Haklıymışsın Defne. Benim için bir umut yokmuş. Umarım sen de seni seven birini bulursun. Bu ara biraz zor görünüyor. Peki şimdi ne yapacaksın? Konuştuğumuz gibi dönüyorum New York'a. Merak etme. Mağaza. Yapma. Her şey Ömer içindi zaten, biliyorsun. Yoksa mağaza benim işim değil. Fikret, benim sana hala bir borcum var. Biliyorum. Benim de tramvaya borcum var. Yani arada gidip geleceğim Türkiye'ye. Döndüğümde ödeyeceğim. Sen de o zaman ödersin. Bir ara ödersin, acelesi yok zaten. Mutlaka ödeyeceğim. Ömer'e her şeyi anlatmadığın için de teşekkür ederim. Öyle kazanmak istemedim. Yani doğru bulmadım. Aramızda bir şey olacaksa gerçekten olsun istedim. Beni seçsin istedim. Ama seçmedi. Size mutluluklar dilemekten başka şansım kalmadı. Hoşça kal Defne. Ya umarım bir gün sen de gerçekten kalbinin eşini bulursun. İşte çok çok mutlu olursun inşallah. Bakalım. Ara mutlaka yani. Öyle İstanbul'a girip gittikçe falan. Tüm bu yaşananlara rağmen bizim aramızda özel bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Yani kaybetmeyelim. Haklısın. Kaybetmeyelim. Arayacağım. Yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım da.
daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Ah başıma gelen benim, aşk oyun ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun. Dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Çok seviyorum. Hı? Demiş miydim? Sarılırım. Peri kızı geldi. Sarılırım. Güzel güzel konuştu benimle. O şeydir ya, öyle rüya falandır. Rüya. Olmazsan olmaz. Büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur. Mesela nasıl tatlı? Taze çilek gibi, acı çikolata gibi. Diyorsun. Neler? Diyorum, evet. Sakıncası mı var? Yok. Sen anlat, ben sendeyim. Mesela bu sakalların nasıl bu kadar bakımlı, hep aynı, düzenli? Defne yapma. Neden? Ya da yap. Ama sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Tamam, kabul. Meydan okuyorsun. Evet. Bu ne cüret böyle? Kızardık falan. Aklımızda neler geçtiği de hemen belli oluyor. Nerede kalmıştık? Sen çok fenasın ama. Evet, çok fenayım. Deli ediyorsun beni. Bayılıyorum ben sana. Ay, telefon. Bakacak mısın? Sen böyle sorarsan bakamam ama. Efendim Nihan. Kızım, ev sahibi eve kağıt yollamış. 15 gün içinde boşaltın diyor. Anneannem orada mı? Hı, burada. İyi mi? İyi. De. Şimdilik. Tamam, geliyorum. Ne olmuş? Yani çok önemli bir şey değil ama benim gitmem lazım. Ben mi bıraksaydım bari? Yok yok. Sen bırakma gerek yok, ben giderim. Merak etme. Çıkmış mı? Ne olmuş? Çıkmış biraz. Tabii. Ben anladım. Ağzım böyle kuru kuru. Su. Bol bol su içmen lazım senin. Ya düşeceğiz şimdi, merak etme. Hı? İç. Bol bol. Ay. Yeter. Yok. Olmayacak böyle. Hadi kalk, hastaneye gidiyoruz hadi. Aa, oğlum abartma, iyiyim. Ya nasıl iyisin? Baksana yüzün kağıt gibi olmuş ya. Ulan o ev sahibini bir elime geçirsen var ya. Anneanne. Ay ne oldu, iyi misin? Ölçtünüz mü tansiyonu, ne çıktı? Ay bembeyaz olmuş bu. Kızım tamam, yok bir şey, iyiyim işte. Bu ne ya? İnsana 15 gün içinde çık denilir mi? Allah Allah, vicdanını mı aldırmış bu adam? Aldırmış işte vicdan. Küs. Bir de kağıt yolluyor utanmadan ya. Ne yapacağız şimdi? İşte biz de onu bilmiyoruz. Henüz. İyi olur. İyi misin? İyi. Geçti. Tövbe. Ya İso, bir güzel haber ver be, gözünü seveyim ya. Yok oğlum, vallahi yok. Bütün mahalleyi taradım.
Bir tane bile ev yok. Yani var da ona da ev denmez. Lan delireceğim şimdi ama. Ya şey kiralıyordu evini. Fevzi, pis Fevzi. Kızım Fevzi'nin evi kiralanır mı? Burnumuzdan getirir. Yok yok, hakikaten. Ne olacak şimdi? El elde baş başta kaldık böyle yani ha? Defne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Anneannen? Anneannem de iyi işte. Kafası dağılsın diye öyle komşuya gönderdik. İyi ama yani dediğim gibi geldi geçti. Sen de takılma. Peki ne olmuş tam olarak? Komşuyla atışmış da. Biraz alıngandır da kendisi yani... Takılıyor böyle şeylere. Ama dediğim gibi yani geldi geçti. Sıkıntı yok. Peki tamam. Ama benlik bir şey olursa mutlaka... Tamam tamam ararım. Ararım ama iyi yani. Sağ ol, teşekkür ederim. Artık yarın konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler aşkım. Niye söylemedin ki Ömer'e? Ha? Neden yani evden şutlanıyoruz dımdızlak ortada kaldık demedin? İstemedim. Kızım belki yardımcı falan olurdu. Sorun da bu ya. Bu parasal bir mevzu. Ve Ömer'in de parası var. İşte o yüzden sorun benim sorunum. Aramızdaki ekonomik farkı kalkıp pat diye ilişkinin ortaya ne yerleştirmek istemedim. Kanka kusarım kızılcık şerbeti içerim diyorsun. Ya niye abi? Utanıyor musun? Ya para mıdır yani insanın değerini belirleyen? Saçmalama be oğlum, ne alakası var? Ne utanması ya? Biz bu zamana kadar kendi ayaklarımızın üstünde kendimiz durduk, tamam mı? Ya bundan sonra kendimiz dururuz. Biz bir kere parasal mevzu yüzünden yardım istedik, ne olduğunu gördünüz. Bebeğim, iyi de o Neriman iplikçiydi. Ayrıca kadın yardım etmedi. Alışveriş yaptı. O başka tabii. Ama neyse ne. Ben de Ömer'le ilişkimize parasal mevzuları karıştırmak istemiyorum, o kadar. Bence de haklı tarafı var. Ay aman. Siz zaten ikiniz hep aynı safta yer alın. Hep aynı fikri savunun. Ya bir münazara olsa, bir şey olsa hükmen malum uzağa. Nihal. Hı. Canım patikaya sapmadan topla istersen ha. Yani dağıtma konuyu. Malum evden atılıyoruz. Durun durun ya, ben bir şey buldum. Ne? Ya ben krediye başvuracağım. Belki alırız evi. Verirler mi ki kredi? Kızım saçmalama, niye vermesinler? Eşek gibi maaşım var benim. İyi fikir ha. Evet. Yarın git konuş bankayla. Evet evet konuşacağım. Buluruz herhalde bir yöntemini. Yalnız siz şimdi yine de ne olur ne olmaz yani anneanneme bir şey söylemeyin de kadıncağız umutlanmasın. Evet evet bence de. Tamam ya, Allah Allah, enseyi karartmayın. Gün doğmadan neler doğar. Ufacık. Hadi inşallah. Derya, bu sunum mu şimdi? Yani biz bunu bu haliyle gönderip adına da sunum mu diyoruz? Şahaneymiş. Bakın size bunu gönderdik. Hayır, kendimize o kadar saygımız yok ki, o kadar olur. Mesajımız da bu galiba.
Evet, öyle biraz şey olmuş. Baştan sağlama. Hı, evet öyle. Şunu al, toparla. Bir de bugünün programını söyle bana. Korkuyorum. Derya. Tamam şey, sıkıntı var. Yani programın sığmıyor. Akşama kadar doldurdum yine de yetmiyor. Ne demek yetmiyor? Şöyle ki, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü 24 saat. Hani bu da bir güne tekabül ediyor. Yani bir gün 24 saat. Hani ben de isterim böyle aheste aheste 30-35 saatte dönsün ama işte yok. Program nerede? Bırak buraya. Bırak, ben bakacağım. Tamam, peki. Şey, ben o zaman Sinan Bey'le Yasemin Hanım'a haber veriyorum. Sabah toplantınız için. Hadi çık, hadi, hadi. Ya yok. Yok işte kızım, tarihi binaymış. Vermiyorlar kredi falan. Yok yani, olmuyor, patladı. Şey yapma, tamam, tamam. Tamam, tamam ya, öyle şey yapmayın. Sonra konuşuruz, o günler. Ne oldu? Bir şey mi, kötü bir şey mi oldu? Derya mı sıktı senin canını? Gel, gel. Gel bir sarılayım. Şarj olayım. Sabah defnesi mis. Oh. Anlat bakalım. Sen nasılsın? Anneannem nasıl oldu? İyi oldu. Fena değil. Komşuyla bir sıkıntı, bir şey vardı. Ne oldu, çözüldü mü devam ediyor? Ha, yok ya, öyle şey yani, bizim olur oralarda öyle şeyler. Hallettiler. Sen şey yapma. İşte dün öyle birden gidince şey yapıyor insan ister istemez. Tabii haklısın. Haklısın da dediğim gibi yani öyle çok önemli bir şey gibi gerilmiş böyle tansiyon, şeker falan. Öyle. İstersen bir doktor göndereyim, baksın bir için rahat eder. Ha, yok yok yok, şimdi iyi, şimdi çok iyi. Bir şey yok yani, sen boş ver ya, gel gel biraz senden bahsedelim hadi. Nasıl? Sabah kahvaltını ettin mi, spora gittin mi? Güne güzel başladın mı? Sen varsın işte karşımda, mis gibi. Daha ne isteyeyim? Ben de ne zaman içim sıkılsa hep... Kızım Ömer'i göreceksin, hayat sana güzel, boş ver diyorum. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Bu ne? Aa, çok güzelmiş. Ha, evet ya, öyle geçerken gördüm. Beğendim, alayım dedim. Özel bir anlamı var mı? Yok. Yani var. Var da sen şimdi öyle sorunca şey yapamadım, utandım ya. Aa, çok pardon. Evet, gündemimiz yoğun. Fikret gitti. Mağaza işinden de vazgeçmiş. Çok ilginç. Aa, neden acaba? Ailevi bir sorun mu var? Ömer, sen biliyor musun? Belki özel hayatında bir takım sıkıntıları vardır. Bilmiyorum. Doktor Selim'i sağlık hizmetlerini başkasına vermiş. Haberin vardır herhalde. Ha, öyle mi? Hayırlısı. Enteresan. Fikret, Doktor Selim. Yani resmen yaprak dökümü yaşıyoruz. Ya işte iş hayatı Yasemin. Birileri gider, birileri gelir. Normal yani. Baki olan biziz demek ki. Ev sahibiyle konuştuk. Adam katır. Nuh diyor, peygamber demiyor. Çıkacağız mecbur. Evet, neyse şu mağaza meselesini o zaman bir netleştirelim. Yani Necip Bey'le anlaştık falan ama durum da ortada. Kızım olmaz öyle şey. Gerekirse kendimizi zincirleyelim, bir şey yapalım yani. Çıkamayız. Ben bir durumu değerlendirelim derim. Yani Fikret gitti diye stratejimizden vazgeçecek halimiz yok, değil mi? Böyle bir niyetimiz de vardı aslında. Avukat da şansınız yok, boşaltın diyor. Kredi de alamadık. Yok yani, bitti. Çıkmamız lazım. İyi, tamam yani fazla da bir seçeneğimiz yok ama... öyle diyorsanız değerlendirelim.